Cumhuriyetin 100 yıllık birikimlerini bunlar bitirdiler. Afganistan'dan beter olur. Bu ülkenin sadece yola köprüye mi ihtiyacı var? Ülkesini bitiren bir din olmaz. Haydar Dümen öldü, onun yerini ihanet aldı. Şehit ailelerine toplanan paraları yediler. Dünyanın en yoksul ve cahil ülkeler arasına girdik. Cumhuriyetin 100 yıllık birikimlerini bunlar bitirdiler. Maddi ve manevi. Bütün fabrikaları kapattılar. Tarımı öldürdüler. Hayvancılığı öldürdüler. Bu Orta Doğu projesi. Orta Doğu ülkelerini bitirdiler. Şimdi sıra Türkiye'de. Yani bu ülkeyi topla tüfekle alamayan emperyalist güçler ülkemizi yoksullukla ve cahillikle ele geçiriyorlar. Parçalıyorlar, bitiriyorlar. 100 yıllık birikimlerimiz bitti. Eğer daha devam ederse, kazara Cumhur İttifakı gene başa gelirse Afganistan'dan beter olur. Peki Millet İttifakı geldiği zaman sizce bir değişiklik olacak mı? İnşallah. Hemen hani değişiklik olacak diye bir şey yok. Bunların 20 yıldır yaptığı tahribat var. Ekonomiyi çökerttiler. Eğitimi çökerttiler. Sağlığı çökerttiler. Her yönden çökmüş durumda ülke. Ama onlar bir ümit. Ama ne olur bir denenir. Olmazsa onlar da değiştirir. Yani bu hani futbol takımlarını ne yapıyor? Kötülük duruma düştüm antrenör değiştiriyor değil mi? Bizim de bir yönetimi değiştirmemiz lazım. Yazık ülkeye yazık oluyor, yazık oluyor. Gençlerimize, geleceğimize, torunlarımıza yazık oluyor. Bu ülke 20 yıl, 30 yıl borçlandı. Yol yaptık, köprü yaptık diyor. Ya yol yaptık, köprü yaptık. Bu ülkenin sadece yola köprüye mi ihtiyacı var? İnsan gücüne ihtiyacı var, eğitime ihtiyacı var, tıpa ihtiyacı var, tarıma ihtiyacı var, hayvancılığa ihtiyacı var değil mi? Bak deprem paraları ortada yok. Şehit ailelerine toplanan paraları yediler. Öyle değil mi? Türkiye'nin bütün mal varlıkları, bak Türkiye'nin yıllardır kefen parası diye bir parası vardı. Yıllardır biriken. Onu bile yediler. Yani bütün servetini Türkiye'nin hem maddi hem manevi yönden bitirdi. Atatürk bak Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış. O şartlarda, fakirlikte, yoksullukta 50 tane fabrika kurmuş. Her yeri demir yollarıyla, karayollarıyla döşemiş. Atatürk'e hakaret ediyorlar. Ay yaş diyorlar. Sarhoş diyorlar. Ondan sonra o camide Atatürk'e hakaret ediyorlar hocalar. Ama muhalefet en ufak bir şey eleştirdiğinde bak stadyumda ne yaptılar? Hükümet istifa. Bu normal bir protestodur. Hükümet istifa diyor. Bak onlar ne yaptı? Camide Atatürk'e hakaret ettiler. Camide. Siyaseti, dini siyasete soktular. Camiye soktular. Orduya soktular. Bitirdiler. Türkiye din adına ki ben bunların dinine minine inandığını anlamıyorum. Yani böyle din olmaz. Yani ülkesini bitiren bir din olmaz. Din nedir? Din iyiliktir, güzelliktir, insanlıktır. Bunlar kendinden olmayanlara dinsiz, imansız, kafir, terörist diyor. Ya normal bir dindar insan bunu der mi? Avrupa'da var mı böyle bir şey? Avrupa'da adam seçim yapıyor, kimsenin seçimden olduğu haber yok. Veya adaylarda gidiyor, seçim zamanı oyunu kullanıyor. Bizdeki gibi yok kafirlere oy vermeyin, dinsizlere Allah diyor, bize oy verenleri diyor, yazıyor diyor. Öbür dünyada mükafatlandıracak diyor. Ya Atatürk zamanında boşuna mı ayırmış dinle devlet işlerini? Şehit bile Atatürk kurmuş. Diyaneti bile. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'e hakaret ediyor. Veya hiç sen Diyanet İşleri Başkanı'nın dinden, haksızlıktan, yolsuzluktan, hukuksuzluktan, çocuk tecavüzden bahsettiğini gördün mü? Hep seks. Yok kadının kaynanası bilmem neye helalmış. Evlatlık dedeye helalmış. Hep seks ya. Haydar Dümen öldü. Onun yerini Diyanet aldı. Hiç duydunuz mu yani? Diyanetin hırsızlık, yolsuzluk hakkında konuştuğunu duydunuz mu? Bak ne diyor? Fakirler diyor cennete gidecek diyor. Peygamber Efendimiz'e komşu olacak diyor. Bak peygamber kendileri İngiltere'den ev alıyor. Kraliçe Elizabeth'a, Johnny'lere bilmem nere kendileri komşu oluyor. Demek ki onlar cenneti bu dünyada yaşıyor. İnsanlarımızı cennetle, cehennemle kandırıyorlar. Ne demek ya yoksullar cennete? O zaman sen de yoksul ol. Sen niye yoksul olmuyorsun? Milyonluk Mercedes'e biniyor. Ayda 200 milyar, 150 milyar maaş alıyor. Ondan da fakirler cennete gidecek. Böyle saçma bir şey olur mu? Yani ülkemiz maddi ve manevi bakımdan gittikçe batağa saplanıyor. Cahil ve yoksul ülke olduk. Eğer daha devam edersek Afganistan gibi olacağız. Ancak bir ümidimiz Millet İttifakı yapabilirse yapar, yapamazsa onu da değiştirir. Zor bir şey değil mi? Yani denemekte fayda var.